Selamun aleyküm. Bugün miladi 2023 25 Eylül Pazartesi, Hicri 1445 10 Rebiülevvel. Günün ayeti. Andolsun iblis kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu. Böylelikle iman eden bir grup dışında ona uymuş oldular. Sebe 20. Günün hadisi. Helali talep etmek ve aramak her Müslümana farzdır. İbn Mesud. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı? Hep birlikte bakalım. 1396. Yıldırım Bayezid Nibolu zaferini elde etti. Nibolu Savaşı Osmanlı ordusunun Macaristan, Roma Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, İngiltere Krallığı, İskoçya Krallığı, eski İsviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Cenova Cumhuriyeti, Saint-Jean Şövalyeleri askerlerinden oluşmuş bir Haçlı ordusuyla Tuna Nehri üzerinde bulunan Nibolu Kalesi yakınlarında yaptığı ve Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmış bir savaştır. Bu savaş aynı zamanda Nibolu Haçlı Seferi diye anılmakta olup, Orta Çağ'ın sonuncu büyük Haçlı Seferi olarak da nitelendirilmektedir. 1561. Kanuni Sultan Süleyman'ın taht kavgası nedeniyle İran'a sığınan oğlu Şehzade Bayezid, oğullarıyla beraber idam edildi. 1818. Dünyada ilk kez bir insana başka bir insanın kanı nakledildi ve kan nakli, tıp tarihinde bir devrim ve hayat kurtaran bir buluş olarak yerini almaya başladı. 1911. İtalya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. İttihat ve Terakki fırkasının kontrolüne giren Osmanlı, devlet yönetiminde gösterdiği zafiyetler sonucunda Avrupa devletlerinin iştahını kabartmış, her biri bir taraftan hücuma başlamıştı. Birkaç yıl sonra patlak verecek olan Birinci Dünya Savaşı'nda ise ihanet gibi bir hatanın içine girecek olan İttihatçılar, Osmanlı'yı Almanya'nın safında dünyanın tüm güçlü ülkelerine karşı savaşa sokacak ve 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu dağılacaktı. 1957. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde 9 siyah çocuğun beyazların bulunduğu okula gitmesi beyazlar tarafından protesto edildi. 1500 beyaz gösterici eylem yaptı, 7 kişi tutuklandı. ABD'de şu ana kadar da dinmeyen beyaz ırkçılığı dizginlenmeye çalışıldığı o yıllarda iyice azgınlaşmış ve siyahlarla ilgili en küçük olumlu bir adım atılması karşısında şiddetli tepkilerle doruğa çıkmıştır. 1974. Bilim adamları aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu. Ne var ki bu spreyler halen üretilmeye ve kullanılmaya devam etmektedir. 1988. Cezaevlerinde siyahi hükümlülerin haklarına kısıtlama getiren 1 Ağustos genelgesi uygulanmaya başladı. Bu genelge daha önce siyasi hükümlülerin normal haklara sahip olduğu izlenimini verse de, gerçekte 12 Eylül darbesiyle başlayan süreçte siyasi mahkumların bütün insani hakları kısıtlanmıştı. Bu konuda son zamanlara kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de ihtar alınmaktaydı.